Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Oksini anlatmıştım size. Oksine bağlı fotoperiyodizm, yani ışığa yönelmeyi anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi geliyoruz diğer hormonlara. Biliyorsunuz büyümeyi teşvik edici hormonlar 3 taneydi. Neydi bunlar? Oksin, giberelin ve sitokinin hormonlarıydı. Büyümeyi durduran, büyümeyi olumsuz etkileyenler ise absisik asit ve giberelin hormon, absisik asit ve etilen hormonlarıydı arkadaşlar. Bunlar haricinde 2 tane daha hormondan bahsedeceğim ama genelde sorulanlar, yani sorular bu 5 hormondan geliyor. İlk söylediğim 5 hormondan. O yüzden diğerlerini böyle çok da dikkat etmeden sadece isim olarak bile bilsek yeterlidir. Şimdi gelelim isterseniz hiç vakit kaybetmeden şöyle 2 diyorum arkadaşlar, giberelin. 2 giberelin hormonu. Şimdi ne işe yarar giberelin hormonu? Şöyle görüntü netliğini ayarlayalım. Evet. Arkadaşlar giberelin bütün bitkilerde ilk oluşan hormondur arkadaşlar. Peki neden? Çünkü çimlenmeyi sağlıyor. Arkadaşlar kökte ve genç yapraklarda bitkinin embriyosunda üretiliyor. Ve özellikle bakın çok çok önemlidir, çimlenmeyi sağlayan hormonumuzdur. Bu yüzden de zaten ilk oluşan hormondur arkadaşlar. Diğer bütün giberelinlerin de öncü maddesidir arkadaşlar. Yani biz burada hani giberelin deyip geçiyoruz ama bunun bir sürü çeşidi var tabii ki. Benim burada bahsettiğim giberelin dediğim hormon aldehit kökenli bir hormondur ve diğer hormonların da kökenini oluşturuyor. Söylediklerimi yazayım isterseniz, daha sonra devam edelim. Şöyle diyelim. Bütün bitkilerde ilk oluşan hormondur. Bakın bitkinin genç kısımlarında sentezleniyor arkadaşlar giberelin hormonu. Genç kısımlar derken mesela işte genç yapraklarda, kökte, bitkinin embriyosunda, bu gibi yerlerde sentezleniyor. O zaman yazalım, kökte, genç yapraklarda ve embriyoda üretilir. Arkadaşlar bitkilerde özellikle çiçeklenmeyi sağlar, tohumun çimlenmesinde ve arkadaşlar meyvenin büyümesinde önemlidir. Bakın çiçeklenmeyi ve çimlenmeyi unutmayın. Giberelin dediğimiz zaman aklımıza çiçeklenme ve çimlenme gelecek. O zaman şöyle yazalım. Çiçeklenme ve çimlenmeyi sağlar. Tabii tek başına değil, diğer hormonların etkisi de var ama giberelin denildiği zaman ilk aklımıza gelecek olan özellik budur. Arkadaşlar bu da meyve oluşumunu, özellikle çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlar. Onu da yazayım. Çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlar. Bu çekirdeksiz meyve oluşumunun özel bir ismi var arkadaşlar. Partenokarpik dediğimiz bir ismi vardır. Partenokarpik dediğimiz bir isim. Mesela partenogenezden gelsin aklınıza. Neydi? Partenogenez döllenmemiş yumurtadan birey oluşumuydu, değil mi? Bunu da aynı o şekilde düşünebilirsiniz. Çekirdeği olmadığı için hani döllenmemiş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlar. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar uyku halindeki bitkilerin ve tohumun uyarılmasını, yani uyanmasını sağlar. Dormansi dediğimiz bir olay vardır. Bitkide uykudur arkadaşlar dormansi. Dormansiyi uyararak bitkinin uyanmasını sağlar. O zaman şöyle yazalım. Dormansi halindeki, yani uyku halindeki bitkinin uyanmasını sağlar. Bir diğer görevine baktığımızda kökün büyümesinde tabii ki etkisi vardır arkadaşlar. Floemin kalburlu borularında taşınır. Bakın giberelin floemin kalburlu borularında taşınır. Evet, bir de arkadaşlar çimlenen tohumda alfa amilaz dediğimiz enzim vardır. Bu enzimi aktive eder. Onu da yazalım. Çimlenen tohumda
alfa amilaz enzimini aktive eder. Aktive eder. Evet, gibberellinle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer hormonumuza. 3 diyorum, sitokinin. Böylece büyümeyi teşvik edici hormonları bitirmiş olacağız. Büyümeyi durdurucu hormonlara geçeceğiz arkadaşlar. Absisik asit ve etlerine geçiş yapacağız. Şimdi bakın. Sitokinin de kökte sentezleniyor. Sitokinin kökte sentezlenir. İlk önce bunu yazalım. Kökte sentezlenir. Peki nerede taşınır? Arkadaşlar, ksilemde taşınır. Ksilemde taşınır. Şimdi önceden şöyle bir algı vardı. Hani organik maddeler flemde taşınıyor ya, sanki hormonların tamamı da flemde taşınıyormuş gibi bir algı vardı, ama artık öyle bir şey yok. Ksilemde, mesela sitokinin ksilemde taşınır. Peki oksin nerede taşınır? Oksin. Oksin nerede taşınır veya taşınır mı oksin? Arkadaşlar, oksin zaten uç bölgelerde üretiliyor. Yani apikal meristem dediğimiz meristemde üretiliyor. Orada üretip orada etkisini gösterdiği için o yüzden taşınmasına zaten gerek yoktur. Evet, gelelim bir diğer özelliğine sitokininin. Arkadaşlar, bu da yine tohumun çimlenmesini ve tomurcuk oluşumunda önemlidir. Yine bakın, çimlenme deyince hani dedik ya gibberelin gelsin aklınıza diye, sitokinin de önemli görevleri vardır. O yüzden şöyle yazalım. Tohumun çimlenmesini ve tomurcuk oluşumunda. Tomurcuk oluşumunda etkilidir. Tohumun çimlenmesinde diyelim, yanlış oldu. Evet, tohumun çimlenmesinde ve tomurcuk oluşumunda etkilidir arkadaşlar. Kambiyumun bölünmesini sağlar. Neydi kambiyum? Kambiyum eline kalınlaştırıyordu değil mi bitkileri? Kambiyumun bölünmesini sağlar. Kambiyumun bölünmesini sağlar. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, bir diğer özelliği de şöyle, aslında en önemli görev diyebiliriz. Kloroplast sentezini artırır ve yaprakların erken yaşlanmasına engel olur arkadaşlar. Kloroplast üretimini artırır ve yaprakların erken yaşlanmasını önler arkadaşlar. Bu erken yaşlanma dediğimiz senesens olayıdır arkadaşlar ve bunu önlüyor. O zaman şöyle diyelim. Kloroplast üretimini artırır. Üretimini artırır ve yaprakların erken yaşlanmasını biz bu erken yaşlanma olayına senesens diyoruz. Veya sadece yaşlanma olayına senesens diyoruz arkadaşlar. Erken yaşlanmasını önler. En önemli görevi bu. Bakın, buna böyle bir yıldız da atıyorum. Evet, gelelim bir diğer özelliğine. Sitokinin, bakın, sitokinez diye bir evre vardı değil mi? Sitokinez evresi. Arkadaşlar, sitokinez evresinde bulunarak bakın hücre devrinin, yani hücre döngüsünün kontrolünü sağlıyor. Böylece sitokinin sayesinde yaşlanma gecikmiş oluyor. Yani aslında bir nevi hücrelerin bölünmesini kontrol ederek, sürekli bölünmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirmiş oluyor. Sitokinin, sitokinezden gelsin aklınıza. Yani sitokinezi, hücre bölünmesini, hani sitokinez sitoplazma bölünmesiydi ya, sitoplazma bölünmesini kontrol ediyormuş gibi düşünün. Ama aslında nedir? Hücre döngüsünü kontrol eder. O zaman şöyle yazalım. Hücre döngüsünü kontrol ederek yaşlanmayı önler. Ya da yaşlanmayı geciktirir diyelim. Önlemez de tamamen yaşlanmayı geciktirir. Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim, aslında bu kadar yeterlidir. Bu ağaçların yara alan kısımları var ya, o kısımlarında kabuk tutmasını sağlıyor ve böylece aslında yara alan kısımları da korumuş oluyor. Şöyle yazalım. Ağaçlarda yara alan kısımların kabuk tutmasını sağlar. Kabuk tutmasını sağlar. Evet, bu kadar. Sitokininle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi büyümeyi teşvik edici olan hormonlar bu şekilde. Şimdi gelelim büyümeyi durdurucu veya büyümeyi engelleyici olan hormonlara. Arkadaşlar, bunlar da şöyle 4 diyorum.
Absisik asiti şöyle ABO olarak da görebilirsiniz. Tabi soruda mutlaka açık şeklini vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani absisik asit diyorsa ABO olarak veremez. Bu parantez içerisinde verebilir ama bu şekilde açık vermesi gerekiyor. Şimdi bakın. Absisik asit ne işe yarıyor? Bir kere büyümeyi engelleyici, durdurucu olduğunu unutmayın. O zaman buna göre bir özellikleri olacak. Arkadaşlar, sonbaharda yapraklardan ve tomurcuklardan salgılanıyor. Tomurcuk kını dediğimiz bir yapı vardır. Bunu oluşturarak meristemi koruyor. Yani şöyle düşünün. Hani bizim şu uç kısımlarda tomurcuklar vardı ya. O tomurcukların üstüne bir kabuk oluşturuyor. Ve o kabuk sayesinde meristemi korunmasını sağlıyor. Çünkü neden? Kış geliyor. Kış şartları biliyorsunuz bazı yerlerde çetin geçiyor arkadaşlar. O meristemin korunması lazım ki bir şey olmaması lazım ki yazın büyüme devam etsin diye. Kışın bu arada büyüme hani durabilir de durma noktasına gelebilirdi. Yani çok az da olabilir arkadaşlar veya hiç olmayabilir ama en çok büyüme dediğimiz olay yazın işte ilkbaharda falan gerçekleşiyor. O yüzden kışın da koruma altına alınıyor meristem, absisik asit sayesinde. Ayrıca arkadaşlar diğer bir önemi de söyleyelim. Bitkide bakın en önemli görevi şudur. Absisik asitin en önemli görevi olumsuz şartlarda tohumun çimlenmesini engelliyor. Bakın gibereli ne yapıyordu? Çimlenmeyi sağlıyor. Absisik asit ne yapıyor? Çimlenmeyi engelliyor. O zaman eğer ki tohumda gibereli artıyorsa absisik asit ne olacak? Azalacak. Absisik asit artıyorsa gibereli azalacak arkadaşlar. İsterseniz ilk önce en önemli görevini yazayım. Daha sonra diğer görevlerini yazayım. Şöyle diyelim. Hatta bunu da şöyle yıldız atıyorum. Bu arada oksinin en önemli görevi neydi? Işığa yönelmeyi sağlamakta arkadaşlar. En önemli. Bir de büyümeyi sağlamak tabii ki. Şöyle diyelim. Olumsuz şartlarda tohumun çimlenmesini engeller. Tohumun çimlenmesini engeller. En önemli görevi bu arkadaşlar. Diğer görevlerini de söyleyelim. Nerede sentezlendiğini. Sonbaharda yapraklardan ve tomurcuklardan salgılanır. Tomurcuklardan salgılanır. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, ayrıca bakın bitkinin dormansi dönemini yani uyku dönemini de uzatıyor. O zaman yazalım. Dormansiyi uzatır. Dormansiyi uzatır. Şimdi bakın Şubat, Mart aylarında hatta Ocak ayı bazen Ocak ayının sonlarına doğru da olabilir. Bitkilerde çiçeklenme görürsünüz. Eğer hava şartları normal, yaşadığınız yere bağlı tabii ama ben Bursa'da yaşıyorum. Ve burada böyle Ocak ayının sonunda Şubat ayının ortalarına doğru şöyle oluyor. Bir bakıyorsunuz ki ağaçlar çiçeklenmeye başlamış. Bu arada ağaçlar ilk önce çiçeklenir sonra yapraklarını açar. Ağaçlar çiçeklenmeye başlamış. Diyorsunuz ki hani çiçeklenmeye başladı ama daha mevsimi değil. Neden oluyor? Çünkü neden? Nedenini söyleyeyim. Arkadaşlar hava sıcaklıkları normale döndüğü düşünülüyor. Çünkü o zamanlar şöyle bir hava sıcaklığı artıyor. Mesela ben şu an bu videoyu Şubat'ın bugün kaçı? Bugün Şubat'ın 19'u galiba. Yanlış hatırlamıyorum. 18'i ya 19'u. Şubat'ın 19'u diyelim. Arkadaşlar ben bugün çekiyorum mesela hava şu an güllük güleşlik. Bakıyorsunuz bitkiler bunu görünce absisik asit hemen diyor ki a diyor hava normal şartlara döndü. Yani olumsuz şartlarda hani engelliyordu ya dormansiyi uzatıyordu ya. Diyor ki hava normal şartlara döndü. O zaman ne yapayım benim miktarım azalsın. O azaldığı zaman ne artıyor? Gibrelin artıyor ve çiçeklenme başlıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra hava şartları böyle Şubat'ın sonlarında, Mart'ın başlarında böyle bir tekrardan soğuk hale geliyor ve çiçekler olumsuz etkileniyor. Özellikle çiftçiler buna çok dikkat ediyorlar. Bitkileri işte üşümesin diye tabii sera işletenler hani bunu daha iyi bilirler ama genelde bitkiyi sıcak tutmaya çalışıyorlar hani soğuktan etkilenmesin diye. Eğer dışarıdaysa hani bir tarladaysa arkadaşlar çiçeklenme başlamışsa bir şekilde onu da korumaya çalışıyorlar. Yoksa çok olumsuz etkiliyor. Meyve üretimini de olumsuz etkiliyor. Evet.
Şu yazlık dormansi uzatır diye gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar yine olumsuz şartlarda stomaların kapanmasını sağlar. Olumsuz şartlarda stomaların kapanmasını sağlar. Stomalar ne yapıyordu? Gaz alışverişi yapıyordu değil mi? Bitkide ve terlemeyi sağlıyordu. Eğer olumsuz bir şart varsa stomaların kapanmasını sağlıyor. Arkadaşlar, absisik asit hem kısilemde hem de flüemde taşınır. Hem kısilem hem de flüemde taşınır. Flüemde taşınır. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, gövde büyümesini engeller. Gövde büyümesini engeller. Evet, bunlar da bizim absisik asitle ilgili söyleyeceklerimiz. Şimdi geliyorum diğer hormonumuz olan etilen hormonuna. Son hormon demeyelim de diğerleri de var. İki tane daha var ama onları zaten kısa kısa bahsedeceğim. Burada arkadaşlar 5 diyorum etilen. Şimdi etilenle ilgili ilk önemli özelliğimi söylüyorum. Etilen diğerlerin haricinde bakın diğerlerinden farklı olarak gaz halinde olan bir hormondur arkadaşlar. Gaz halinde olduğu için diğer dokulara, diğer meyvelere yayılabilir. Evet, şimdi size bunun bir örneğini vereyim. Etilenin görevi meyvelerin olgunlaşmasını sağlamaktır. Aslında bir nevi meyveyi ne yapıyor? Yaşlandırıyor diyebiliriz. Yani o yüzden biz zaten etileni büyümeyi engelleyici olarak alıyoruz. Şimdi diyelim ki böyle muzları yeşil yeşil topluyorlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz hani muz tarımı Akdeniz bölgesinde yapılıyor. İşte Mersin, Anamur'da falan yapılıyor. Ve orada gidiyorsunuz portakallar da var. Bu muzlarla, yeşil yeşil toplanan muzlarla portakalları aynı yere koyuyorlar. Aynı depoya. Bir süre sonra portakallardan yayılan etilen hormonu muzların sararmasına sebep oluyor. Böylelikle taşımacılık sırasında hem muzların çürümesi engellenmiş oluyor arkadaşlar. Yeşil yeşil toplanıyor. İşte gidene kadar veya sonrasında rafta dururken kendi kendine sararıyor. Hem de arkadaşlar çürümesi de bir nevi engellenmiş oluyor. Çünkü muz böyle biraz beklediği zaman hemen işte tadı çok şekerleniyor. İçindeki nişasta çok fazla çözünüyor ve tadı çok fazla şekerleniyor. O yüzden de erken toplanmasının sebebi budur zaten. Şekerlenmesini önlemek için yeşil yeşil topluyorlar. Daha sonra portakalın yanına koyduğunuz zaman, elmanın yanına koyduğunuz zaman hemen o muz ne yapıyor? Sararıyor. Diyelim ki gittiniz markette yeşil muzlar var işte. Hiç sarı yok. Muzu alın arkadaşlar, onu bir elmayla birlikte bir poşete koyun ve karanlık ortama koyun. O karanlık ortamdaki 3 gün içerisinde sarardığını göreceksiniz. Ben denedim, gerçekten oluyor. Bu da benden size bir bilgi olsun. Evet, yazalım o zaman şöyle. Formülü arkadaşlar, bunun formülü C2H4'tür. C2H4. Olgunlaşan meyvelerde bakın, olgunlaşan ya da olgunlaşmakta olan diyelim. Olgunlaşmakta olan meyvelerde nerelerde üretildiğini yazıyorum. Daha sonra bitkinin tepe noktalarında ve yaşlanan yapraklarda sentezlenir arkadaşlar. Yaşlanan yapraklarda sentezlenir. Evet, ilk özelliğimiz bunlar. Gelelim diğer özelliğine. Ne dedik? Gaz halindedir dedik değil mi? Gaz halindedir. O yüzden de çabuk yayılır zaten. Gaz halindedir. Sonra gelelim şu kısma geçiyorum devam için. Arkadaşlar, etilenin bir diğer özelliği. Şimdi gaz halinde dedik ya, gaz halinde olduğu için ne yapıyor? İşte bulunduğu yerden başka yerlere yayılabiliyor. Biliyor, bunu zaten anlattık. Bu enfeksiyon, su baskını, kuraklık gibi stres durumlarında üretilerek bitkinin yapraklarının dökülmesini sağlıyor. Bakın bitki de strese girer. Bitki strese girdiği zaman işte enfeksiyon olabilir, su baskını olabilir, kuraklık olabilir. Bu gibi durumlarda etilen üretiliyor. Ve arkadaşlar etilen sayesinde yapraklar dökülüyor. Böylece bitki aslında bir nevi korunmuş oluyor. O zaman şöyle yazalım. Kuraklık, su baskını. Enfeksiyon gibi durumlarda
sentezlenerek yaprakların dökülmesini sağlar. Yaprakların dökülmesini sağlar. İlk görev olarak bunu söyleyebiliriz. Daha sonra yaprak dökümü ve meyvenin olgunlaşmasını sağlıyor. Yaprak dökümü. Bu arada yaprak dökümü yazınca benim aklıma o dizi geliyor. Yaprak dökümü ve meyve olgunlaşmasını sağlar. Meyve olgunlaşmasını sağlar. Sonra bir diğer görevine bakalım. Arkadaşlar, şimdi meyveye sertlik veren pektin dediğimiz bir madde vardır. Pektin, hatırlayın. Pek doku. Pek doku. Hangi dokuydu pek doku? Kollenkima, değil mi? Kollenkimada bu bulunan pektin maddesi, bakın pektin maddesi sert bir maddedir. Bu maddenin bu maddeyi yıkarak meyveyi yumuşatıyor arkadaşlar. İlk mesela böyle elmayı, işte olgunlaşmamış bir elmayı aldığınız zaman çok serttir ve ekşidir. Aşırı ekşidir. Veya işte olgunlaşmamış bir meyveyi aldığınız zaman tadı çok kötü gelir. İşte arkadaşlar, oradaki olgunlaşmayı tatlı olmasını sağlayan hormon hangisidir? Etilen hormonumuzdur. O yüzden olgunlaşmadan toplamak iyi değil. Muz hariç diyorum. Hani diğerlerinde olgunlaşma süresi biraz daha fazla olabilir. O yüzden diğerlerini muz gibi yapamayabiliriz. Ağacın da olgunlaşması gerekiyor. Gelelim, şöyle yazalım. Pektin maddesini yıkarak meyvenin yumuşamasını sağlar. Meyvenin yumuşamasını sağlar. Bir diğer özelliği de arkadaşlar, nişastayı glikoza çevirerek meyvedeki nişastayı glikoza çevirerek tatlandırır. Evet, bu şekilde bizim etilen dediğimiz hormon. Arkadaşlar, tabii çiçeklenmede, çimlenmede falan etkili ama en çok etki ettiği şeyler bunlardır. O yüzden bunlara daha çok önem verdim. Şimdi gelelim. Şöyle alt başlık gibi yazacağım bunları da. Şöyle farklı bir renkle yazayım hatta. İki tane daha hormon var arkadaşlar. Bunlar da çok fazla böyle ortaya çıkmayan hormonlardır ama yine bizim bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi brassinosteroidler. Zaten isminden belli, bakın. Steroidlerin türevidir arkadaşlar. Bu steroidlerden türev alır. O zaman şöyle yazalım. Steroid türevidir. Peki görevi nedir? Arkadaşlar, en önemli görevi tohum polen tüpünün uzamasını sağlıyor. Üremeye geldiğimiz zaman polen tüpü uzaması falan anlatacağım size. Orada polen tüpünün uzamasını sağlar. Yine çimlenmeyi teşvik ediyor arkadaşlar ama hani dediğim gibi en önemli özelliği olarak bunu bilmeniz yeterlidir. Bir de strigalaktonlar var. Arkadaşlar, bunlar da karotenoid kökenlidir. Onu da yazayım isterseniz. Karotenoid kökenli. Bunun görevi de şudur. Çiçeklenmeyi sağlıyor ve apikal dormansiyi kontrol ediyor. O zaman yazalım. Çiçeklenme ve apikal dormansi. Apikal ne demek? De uç, değil mi? Apikal dormansiyi kontrol eder. Evet, bu şekilde hormonlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu videoyu burada bitiriyorum çünkü 24 dakika olmuş. Arkadaşlar, sonraki videoda size fotoperiyodizmden bahsedeceğim. Uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri ve bitkilerde hareket, tropizma hareketleri, nasti hareketlerinden bahsedeceğiz ve bitireceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.